Bu güzel bir soru fakat zaman bunları anlatmaya yetmez. Evvela Sabri Ülgener'e baktığımız zaman Sabri Ülgener muhteşem bir terkip. Yani irrasyonel ile rasyoneli birleştiren irrasyonel tarafında Sabri Ülgener'in dedesi ve babası dedesi İsmail Necati Efendi, Nakşibendi Piranı'na mensup. Orada bir dünya var. Babası Cumhuriyet döneminin ilk İstanbul müftüsü. Orada da bir dünya var. Sabir Bey bu dünya hiç yabancı bir insan değil. İrrasyoneli çok iyi kullanıyor. İrrasyonel metafiziktir. Fakat en önemli kusuru dışa boşalmada ölçü, ölçü gevşekliği vardır. Onun için o metafiziğin rasyonelleşmesi gerekir. Rasyonellik meselesine geldiğiniz zaman biz bu insan insan ilişkisinde, insan devlet ilişkisinde ayağımızı rasyonel bir toprağa basmak zaruretindeyiz. Çünkü önce doymamız gerek. Önce doymaları gerek. Sabri Beyin, Osmanlı'dan alınan o mirastaki aksayan yanımızı çok iyi görüyor. Fakat isimlendiremiyor. Kavramsal bir çerçeveyi oturtamıyor. Ne zaman ki Hitler'in zulmünden kaçıp İstanbul'a gelen Alman hocalar Onların içerisinde çok kıymetli iktisatçılar var. Alexander Rüstow, Gerhard Kes Kessler, Umberto Ricci, Joseph Dobretsberger, Wilhelm Röpke. Bu, bu muhteşem kervanın içerisinde Sabri Bey bizim iktisadi zihniyet dünyamızın kılcal damarlarına kadar nüfuz edebilecek bir dünyayı onlardan alıyor. O bakımda o muhteşem bir takip. Süheyl Bey'e geldiğiniz zaman Süheyl Bey'de de irrasyonel var. Fakat irrasyonel temelde şeydir insanın Allah'la olan münasebetidir. Bu her insanın meselesi değildir. Olmalıdır veya olmamalıdır. Vay bir mesela ama e, bunu çözmeye yönelmek bir uğraşıdır. Orada da metafiziğin rasyonelleşmesi gerekir. Süheyl Bey'de de aynı şeyler var. Aynı yol. Süheyl Bey'in e, daha bu, bu noktada Sabri Bey'den ileridedir. Yani o, o dogmatiği pratiğe çevirmiştir ama içsel olarak bunu başarmıştır. Onu rasyonel alana taşıdığı zaman bir hekim olduğunu görüyorsunuz. Mesela irrasyonel alanda dönemin mutasavvıflarından e, Abdülaziz Mecdetol'un ismi bir zat. Şimdi onu öyle bir şey ki e, o onunla onların tasavvuf anlayışı tamamen sohbete dayanır ve sohbet de bir iki kişiyle yapar. hatta birebir yaparlar. Ruh ve ruh bir sohbet. Öyle başına adam toplamak, böyle bir şey söz konusu değil. Fakat Süheyl Bey'deki istidadı gördüğü için çok da 20. yüzyıl Türk şiirinin en önemli ismi Mecdi Efendi'dir, divanı vardır. Bir şiir gönderiyor. Bir şiir, bir mektupla. Şiir şöyle başlıyor. Çıkar nalini pişinde duran vadiye eğmendir. Şiirin sonunda da Yemen'dir sanma meclası Süheyl kalbi mecdidir diyor. Bunu bir açıklamaya kalksak çok muhteşem bir şey. Şimdi Süheyl Bey... fıtratı itibariyle bu şiirin... bu şiire kendisine yapılan bir iltifattır. Onu karşılıksız bırakmamak... arzu ve... endişesine kapılıyor. Bunda da haklı... kendisine... şiirle gelinmiş. Teşekkürünü şiirle yapacak ama nasıl yapacak? Şair değil. Hiç Bir sohbetimizde demişti ki... ben parmak hesabıyla aruzu, aruzu öğrendim demiştir. Ve o tarih 1921'de bu şiir kendisine giriyor. 3-4 sene sonra buna cevap veriyor Seyir Bey. Şiir şöyle. Dolaştım Gülistan'ı, ca be ca cananım olmuştur. O tarhı dül rubada sevdiğim suzanım olmuştur. Feda ettim dilden dil inan Süheylim kalbi mecdi, serveti samanım olmuştur. Şimdi eklemleşmeyi gördünüz mü burada? Evet. Şimdi bu orada kalmıyor kalırsa insanı yakar, öldürür. Bunun mutlaka rasyonelle eklenmesi lazım. Biz buna metafiziğin rasyonalizasyonu diyoruz. Bu her adama ait bir şey değil. Her adamın başardığı bir şey değil. Sabri Bey de başarmıştır. Bizim ufkumuzda Süheyl Bey de başarmıştır. Peki Süheyl Bey nasıl başarıyor bunu? Süheyl Bey şunu görüyor. Nasıl biraz evvel Sabri Bey'in bir iktisatçı olarak evvela doymaları gerektirir, ona ait bir, bir meselesi olduğunu e bizim zihniyet dünyamızda, hatta Keynes'in iktisat reçetelerini Türkiye'de ilk entelektüel iklimimizde taşıyan kişi Sabri Bey'dir. Süheyl Bey de şunu görüyor. Yaşı itibariyle Sabri Bey'den büyüktür. 1898 doğumlu öyle bir kuşağın çocuğu ki o nesil yani 1900'ün 2-3 altında ve üstünde olanlar Balkan Harbi'ni gördüler, Birinci Dünya Harbi'ni gördüler, Türk Kurtuluş Savaşı'nı gördüler. Yani 10 yıl kesintisiz bir zaman dilimi içerisinde sıkışan üç harbin çocuğu. Bunlar gençliklerini hakikaten yaşamadılar. Hep söylerim bunların hayatları, o gençliğin hayatı, gençlik yılları heder olmuş bir hayattır. Çekişle örs arasında. harbi harp içinde bir gençlik. Dolayısıyla neyi gördü insan hayatında? O hayatın sonunu gördü. İnsan hayatının sonunu gördü. Yaptığı tahsil hekimlikti. Ama Türk tarihine bunu taşıdı. Yani insan insan ilişkisinde bizim tarihimizi harekete geçirerekten bizim bu topraklardaki bekamızı gördü. Bunu ilk gören, tayin ve tespit eden o manasında ve bunun peşinde olan da Süheyl Bey'dir. İyi bir hekim, iyi bir dahiliyeci. Filansa bunu ne yaptığını söylemek gerekirse sürekli olarak çalıştı ve defterler üretti. Evet, 1500'ün düzenli defteri vardı el yapması. Muhteşemmiş.